Herkese merhaba, yeni bir parfüm tanıtım videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi başka bir kadın parfümünü tanıtacağım. Bu Carolina Herrera firmasından 212 VIP Rose versiyonu. Bu 212 VIP orijinal klasik parfümün, kadın parfümünün Rose versiyonu, değişik bir versiyonu. Bu sadece bende küçük bir sample var. Oradan tanıtacağım. Şişesi yok. Ben de hiç uzatmadan genel bilgilerine geçelim. Carolina Herrera firması Amerikan bir firma ama aynı zamanda kendisi Venezuelalı bir kadın, tasarımcı birisi. Parfümün koku grubu olarak Floral Fruity, yani floral çiçeksi meyveli parfüm grubunda yer alıyor. Parfümün çıkış yılı 2014. Yani bu parfümün çıkış yılı 2014. Parfümün konsantrasyonu Eau de Parfum ve parfümü yapan kişi, ismini yanlış söylüyorsam lütfen doğrusunu aşağıya yazın. Lucas Siuzac. Yani sanıyorum soy ismi Yugoslav soy ismine benziyor ama sanıyorum Fransız kendisi. Hiç uzatmadan notalarına geçelim. Ondan sonra ilk spreyi sıkacağım. Açılışından bahsedeceğim. Burada da bu kağıtta 2-3 saatlik kalmış hali var. Üst notalarında şampanya ve meyve notaları var. Orta notalarında şeftali çiçeği ve alt notalarında ise ağaç notaları, misk ve amber bulunmakta. Bakalım ilk açılışından bahsedelim. Kokuya başlamadan önce şunu demek istiyorum. Ben bu kokuya bayılıyorum. Ben bu sample'lardan bayağı bir almıştım. Hani bir sürü var ve bu içlerinde en sevdiğimdi. Bunu biraz sıkmak zor. Açılışından bahsedelim. Rose versiyonu diyor parfümün isminde. Yani gül ama notaların içinde gül yok gibi geliyor. Belki büyük mal söylememişlerdir. Kesinlikle gül var. Açılışında gerçekten çok meyveli bir parfüm. Ve açılışı aslında benim pek hoşuma gitmiyor. Neden? Çünkü biraz alışıldık bir açılışı var. Diğer parfümlere gerçekten çok anımsatıyor sizi. Özellikle ilk açılış bir 15-20 saniye. Belki bu meyvenin yaptığı bir şeydir. Şampanya notası öyle bir şey yok açıkçası. Meyve kokuyor açılışı. Arka planda gül var. Ama açılışı biraz alışıldık. Böyle devam ediyor bir süre. Meyve notası da ölüyor bir süre sonra. Ama açılışı, dedim ki açılışına kanmayın. Yani kanmayın derken hani üzülmeyin açılışı böyle diye, eğer beğenmezseniz. Teninize mutlaka sıkın bu parfümü. Kuruduğunda ise mükemmel bir parfüm oluyor bu. Gerçekten çok güzel. Gül var. Kesinlikle var. Gül notası burada çok değişik tarzda. Eğer pembe gül koklamayı planlıyorsanız veya çok gerçekçi, belki üzüleceksiniz. O tarz bir gül değil. Ama çok kompleks tarzda. Çünkü başka notalar da var. Bana en çok gelen şeftali çiçeği tarzında bir nota demişler ama hani ne tarz bir kokusu var bunu bilmiyorum. Hafif çiçeksi bir kokusu var parfümün, gülün yanında. Daha çok bana portakal çiçeği gibi geldi ama belki şeftali çiçeğinin kokusu benziyordur portakal çiçeğine. Çok güzel. Ağaç notaları gelmiyor. Ama burada söylenmeyen bir nota var. Patchouli. Bana patchouli geliyor biraz. Hafif kirli bir havası var. Ama belki benim burnum yanlış alıyor. Aslında ben bu parfümü bir parfüme benzetiyorum. Ki o parfümdeki notalar aslında çok eşleşiyor bu kokuyu. Koku çok, yani %100 aynı değil. %50 bir benzerlik var. Mason Francis Kirkjohn firmasından Lumière Noir Pour Homme. Yani Lumière Noir aslında gül ağırlıklı bir parfüm. Homme versiyonu ve Femme versiyonu var. Yani bir kadın için, bir erkek için. Bu erkek versiyonuna benziyor. Maskülen bir parfüm değil. Lumière Noir da maskülen bir parfüm değil. O çok pahalı bir parfüm. Ve o da gül baskın ve patchouli baskın. Buradaki kokusu çok benziyor. Buradaki bunu farklı kılan büyük mal biraz daha portakal çiçeği gibi tarz bir nota var burada. Onun haricinde gerçekten aynı kokular. Genel olarak bahsetmek gerekirse çok değişik tarzda bir gül parfümü. Ve kaliteli tarzda bir parfüm. Hani buna bakıp böyle bir koku tahmin etmemiştim. Özellikle açılışını ben koklamıştım bunun. Evet, başka bir parfüm gibi kokuyor. Hani piyasadaki 100 tane parfüm gibi kokuyor demiştim. Ama kağıtta kaldıktan ve sonrasından kokladıktan sonra gerçekten çok etkileyici. Eğer çiçeksi parfüm seviyorsanız çok güzel. Çok tatlılık yok ama burada söylenmese de kesinlikle patchouli var burada. Yani benim tecrübelerime göre patchouli var. Gül de var. Mesela notalarda söylenmemiş ama parfümün ismi gül, rose. Gül notası da var. Gerçekten çok güzel, çok etkileyici çiçeksi parfüm. Eğer çiçeksi parfüm seviyorsanız büyük ihtimalle seveceksinizdir. Diğer bilgilerine geçecek olursak, kalıcılık bakımından orta derecenin biraz üstü bir parfüm. 6 ila 8 saat civarında. Yayılım güzel. 2 saat boyunca çok geniş alana yayılıyor. Ondan sonra teninize biraz daha yaklaşacaktır.
Sprey miktarı olarak 6 ila 7 sprey. Çok rahatsız eden bir parfüm değil etrafı. O yüzden istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Benim tavsiyem 6-7 sprey civarı. Yaş olarak 18 yaş ve üstü diyeceğim. Hani herhangi bir olgunluk yok parfümde. Genç yaştaki kadınlar da kullanabilir bu parfümü. Ortam olarak her yerde kullanılabilir. İçerisi veya dışarısı fark etmez. Dışarıya sıkıyorsanız biraz daha elbisenizle sıkarsanız daha iyi olacaktır. Çünkü hafif kaçabilir. Zaman olarak akşam parfümü ya da gündüz parfümü diyemem. İki zamanda da çok rahatça kullanılabilecek bir parfüm. Mevsim olarak her mevsime gidebilecek bir parfüm. Yaz veya kış hiç fark etmez. Fiyat olarak biraz pahalı. Maalesef biraz pahalı. 80 mililitrede geliyormuş bunun şişesi araştırdığım üzere. Ve 500 Türk lirası altında ben göremedim. Eğer bundan birkaç sene sonra izliyorsanız bir videoyu ve daha ucuzlamışsa veya daha pahalanmışsa beni lütfen suçlamayın. Ama bu videoyu çektiğim tarihte internette araştırdığım üzere ortalama fiyatı 500-550 Türk lirası 80 mililitrelik boyu için. Ve herhangi bir not vermek gerekirse ben gerçekten çok beğendim parfümü. Benim için 10 üzerinden 9. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Daha kalıcı olsaydı belki 9.5, belki 10 bile olabilirdi. Yani 10 belki olmaz, belki kullanmaktan sonra olabilir hani kendi başıma. 10 üzerinden 9. Bence unisex bir parfüm bile olabilir ama feminenlik var. Gerçekten var. Ama kendim bunu kullanmaktan korkmam. Hani benim gibi birisi kullanabilir. Çok güzel, beni çok etkileyen bir parfüm oldu. Denemeden hani almanızı tavsiye etmem. Deneyerek almak daha sağlıklı olacaktır. Özellikle bu fiyat marjında biraz kötü olabilir eğer beğenmezseniz kokusunu. Bu videoda bu kadar. Herhangi bir detay atladıysam bu parfüm hakkında lütfen yorum olarak bırakın. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Aşağıya açıklama bölümüne Fragrantica linkini koyacağım. Oradan ekstra detay veya bilgileri bulabilirsiniz bu parfüm hakkında. Ve son olarak videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.